Herkese iyi günler. Bugün yeni bir programa başlıyoruz Artı TV'de. Ben Cegi Arhun Polat, kardiyoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir sağlık politika aktivistiyim. İstanbul Tabip Odası'nda da yöneticiyim. Bu programın aslında iddialı bir ismi var. Sağlıkta yapı söküm. Yapı söküm biraz böyle programın ismini kurarken çok post yapısalcı oldu diye eleştiriler aldık ama hem biraz ilgi çeksin hem de bizim tam olarak neyi yapmayı hedeflediğimizi ara ara bizim de ifade edebileceğimiz bir bilinmezlik ortamında yaratsın istedik. Burada asıl sağlık politikalarının bir şekilde yapısal içeriğini teker teker değerlendirip analitik bir yöntemle çözümleyeceğimiz, ifade edeceğimiz bir program olmasını hedefledik. Saffet yanımda, Saffet Ercan. Saffet Ercan da doktor arkadaşım, aynı zamanda İstanbul Tabip Odası'nda beraber yöneticilik yaptığım arkadaşım. Hoş geldin Saffet. Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni program. Umarım başka bir sağlık, öteki bir sağlık mücadelesinde bir katkısı olur yaptığınız programın. Kolay gelsin. Evet. Ya bu klasik bir sağlık programı aslında bilindiği üzere sabah kuşağında olan böyle üzerine farklı kıyafetler giyerek hastane kıyafetleriyle stüdyolarda dolaşan hekim ya da diğer sağlık çalışanları artık bazen kimin ne olduğunu da çok çıkaramadığımız konukların olduğu bir ortamda tuhaf böyle bazen izleyicilerin işte yani televizyon ekranında muayene edildiği ama işte tıp bilgisinin ya da sağlıkla ilgili bilginin oradaki konuğun sınırları çerçevesinde ifade edildiği bir sağlık öğrenme programı gibi oluyor. Ama bunun çok fazla sıkıntısını biz yaşıyoruz. Çünkü yığınla etik ihlalinde içinde olduğu bilgiler aktarılıyor. Ve aslında bazı popüler karakterler, tırnak içinde söyleyelim, popüler karakterlerin de buralarda sıkça önümüze çıktığı, verdikleri bilgilerle de bizim günlük yaşamda ve sağlık politikalarında uğraşmak zorunda kaldığımız içeriklere dönüşebiliyor. Bu daha farklı bir program olacak. Biz burada sağlık bilgisi üzerine bir program inşa etmedik ya da inşa etmeyeceğiz. Burada daha çok mevcut bilinen bilginin, ortalıkta dolaşan bilginin aslında sağlık uygulamalarında, sağlık politikalarında, genel politik ortamda neye tekabül ettiğini değerlendirmiş olacağız. Dilersen hızlı ne yapmaya çalıştığımızı iki gündemle beraber izleyicilerimize paylaşmış olalım. İlk gündemimiz aciller ve yoğun bakımlar krizi. Buna dair aslında birkaç haftadır sıkça kamuoyu gündeminde tartışmalar yürütülüyor. Televizyonlarda da dönem dönem yoğun bakımlardaki tıkanma, işte halkın bu işten muzdarip olmasına dair görüntüler izliyoruz ya da tartışmalar izliyoruz. Ne anlamak gerekiyor? Yani acil servislerdeki yüklenme ve yoğun bakım krizinden. Acil servisler bir bakıma mevcut sağlık sisteminin bir aynası niteliğinde bence. Yaşanan sorunlar da bunu gösteriyor. Birçok alanda yaşanan sorunun acilde bence bir şekilde gün yüzüne çıktığını, sağlık sistemindeki aksamaların acil hizmetleri üzerinden okunabileceğini düşünüyorum. Çünkü acillerde son dönemlerde yaşanan bu yoğunluğun ve bu yoğunluğun yarattığı, beraberinde getirdiği başta sağlıkçıya şiddet gibi, hekime şiddet gibi problemlerin altına işelediğimizde sağlık sisteminin birçok yönüne ulaşabiliyoruz. Birçok kılcal damarına ulaşabiliyoruz ve buradaki tıkanmaların acil sağlık hizmetlerinde kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Son dönemde mesela çok yoğun bir şekilde ben de birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışıyorum. Oralarda çok yakından tanıklık ediyoruz biz bu duruma. Şöyle ki vatandaş
ciddi bir randevu bulma sorunu yaşıyor. Randevu derken poliklinik randevusu. Evet, poliklinik randevusu. Yani cildiyeden, dahiliyeden, gözden, belli başlı branşlardan randevu almak mümkün değil. Hani eskiden televizyon programları yapılırdı. Savaşay giderdi böyle kalabalıklara, sabaha karşı kuyruklar oluşmuş bir halde. Hani sağlık sisteminin ne kadar perişan evet, bir halde günlük olduğunu... Günlük listeler olurdu. Sabah gidilip isim falan yazılırdı. Evet, ben de çocukluğumdan hatırlarım. O zamanlar da çok sorunlu zamanlardı. Ve şimdi de onları kullanıp yandaş medya... Şimdi ne kadar hastanelerin bu kuyruklardan kurtulduğunu propagandasını yaparken... Biz gerçeklikte bu kuyrukların artık başka bir yere taşındığını... Telefonlarda olduğunu, internette insanların randevu alırken uğraştıklarını, orada kuyruğa girdiklerini biliyoruz. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Hani bizim sonuçta birinci basamakta verdiğimiz hizmetlerin belli bir çerçevesi var. Bunun dışında bizim ulaşamadığımız veya bizim alanımızın dışında olan branşlardan bize muayene talebi gelmeye başlıyor. Çünkü cildiye gitmek istiyor, göze gitmek istiyor. Ama randevu bulamadığı için son çare olarak ya bize geliyor aile hekimine, o kalabalığın içine giriyor. Ya da acil hizmetlerine başvuruyor bu muayene olabilmek adına. Çok doğru bir hareket değil ama bir çaresizliğin yarattığı bir ifadesi. Sonuç bu. Ortalama ne kadar yani hani böyle 2-3 ay beklediğine dair insanların, hani bizler hekim olarak kendi işlerimizi hallettiğimiz için güncel bir vatandaşın gerçekten hani hangi bölümde, hangi şehirde yaşadığına göre de değişiyor ama İstanbul'da sanki böyle 2-3 aylık randevu sürelerine kadar çıkılmış gibi yani biliyoruz, en azından bize yansımaları öyle. Sende daha farklı bir bilgi var mı bununla ilgili? Evet, yani branşına göre değişmekle birlikte ortalama olarak bu söylediğin zaman bence de gerçekliği yansıtan bir şey. Buralardaki randevu krizinin tabii altını eşeleyince başka şeyler konuşmak gerekiyor. Masaya onları yatırmak onları gerekiyor. Onları da sonra zaten konuşacağız ama bunun acil servislere bir yansıması var. Bunu böyle ifade edebiliriz. Yani randevu bulamayan hasta bir şekilde acil servise başvuruyor. Evet, acil servise başvuruyor veya birinci basamak aile hekimliklerine başvuruyor. Orada da sonuçta sınırlı sayıda bir hizmet veren bir kapasitesi ve sınırlı bir alanı var. Bu alanı taştığında ne kadar nitelikli bir sağlık hizmeti verilebiliyor orada bir tartışmalı hale geliyor tabii ki. Peki şimdi acil servise her isteyenin başvurduğu bir sistemde yaşıyoruz değil mi? Hani siz herhangi bir sorunuz için acil servise gidebiliyorsunuz. Ama acil serviste sanırım geri çeviremiyorsunuz. Yani oradaki süreçle ilgili neler söyleyebilirsin? Yani evet, bir yeşil alan, kırmızı alan gibi ayrımlar var. Evet. Yeşil alanda daha çok böyle poliklinik hastası gibi olan ya da daha hafif bulgulu olan hastalar başvurduğunda bir şekilde muayene olabiliyorlar. Ama bu orada çalışan hekim için bir yoğunluğu da ifade ediyor. Hani acil uzmanı arkadaşlarımız ya da acil servislerde çalışan pratisyen hekim arkadaşlarımızın geri dönüşlerinde bu yeşil alanın tıkanıklığı çokça ifade edilen şeylerden birisi. Ne demek istersin? Evet, yani acillerde aslında geçen gün Acil Uzmanları Derneği Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam bir rakam verdi. %20 gerçek acil vaka acillere başvurduğunu söylüyor. Yani %80 aslında hiç aciliyeti olmayan, işte az önce söylediğimiz sorundan dolayı randevu bulamama sorunundan dolayı acillere bir şekilde başvurmak zorunda kalan hastaların oranı %80. Yani o yeşil alan, zaten o yeşil alanda aslında bir çaresizliğin ürünü olarak da değerlendirilebilir. Yeşil alan diye bir şey icat edildi. Hani mevcut kalabalığı en azından azaltabilmek adına. Bu sefer o elde patladı gibi. Orada çok bir yoğunluk olunca acillerin tıkandığı, gerçekten aciliyeti olan, hayati riski olan hastaların, kırmızı alan diye tabir edilen yerde bakılan hastaların hizmet alımlarını güçleştiren ortamlar haline geldi aciller. Zaten acil başvurularına baktığımızda rakamlarımız çok korkunç. Yani dünya ölçeğinde OECD ülkelerinin ortalamasını düşündüğümüzde karşılaştığında Türkiye'deki durum akıl alır gibi değil. OECD ülkelerinde 100 kişi yılda 25 civarında bir başvurusu var acile.
bir yılda 100 kişi 25 başvuru yapıyor. Tabii bu rakamlar İskandinav ülkelerinde 10'a kadar düşüyor. Hı hı. Ama bizim ülkemizde bu rakam 177'ye çıkmış durumda. Yani 100 kişinin 177 başvuru. Evet, 100 kişi bir yıl içinde 177 kere acile başvuruyor. İşte bu da tabloyu aslında çok vehametini ortaya koyan bir şey. Bununla birlikte tabii sadece bu acillerle ilgili şey bir problem bu rakamlar. Bir de tabii poliklinik başvuruları da ayrı bir problem alanı. Orada da rakamlarımız çok yüksek. Yani bir kişi bundan 15-20 yıl önce yılda 2-3 defa başvururken sağlık hizmetleri almak için polikliniklere bu rakam 10'a çıkmış durumda. Yani bir şekilde insanlar başvuruyorlar sisteme ama sağlık sisteminde bu insanların, vatandaşın sorununu çözülmüyor. Sürekli oradan oraya dolaşıp duruyorlar ve yarattıkları kalabalık da hem oradaki sağlık hizmetlerinin aksatması açısından hem de orada çalışan meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının güvenlikleri, güvenli ortamda çalışmalarının açısından bir sorun kaynağı haline geliyor. Aslında stresle yüklenmiş bir hasta kitlesi var. Bu hasta kitlesi muayene olabileceği bir kapı aralamaya çalışıyor. Acil servisler bu konuda karşılarına çıkan ve işlerini hızla halledebilecekleri önemli kapılardan birisi. Strese yüklenmişsiniz, randevu bulamıyorsunuz, çözüm üretemiyorsunuz, acil servise gidiyorsunuz ve oradaki sağlık hizmet yüküne ekstra bir yük oluşturuyorsunuz. Bu da aslında sağlıkta şiddetin en temel belirleyicilerinden birisine dönüşüyor. Şimdi diğer bir boyut yoğun bakım krizi. Aslında acil krizi ve yoğun bakım krizini biz iç içe ifade ediyoruz. Yoğun bakımlar da çok tuhaf. Yani yoğun bakımlarda da aslında rakamlar çok işte yatak rakamları çok iyi durumda. Yani dünya ortalamasına göre iyi durumda. Ama orada da bir tıkanma var. Ki son dönemde de aslında acile başvuru olabilecek üst solunum yolu enfeksiyonu, COVID'ler acil servislerde tıkanma yarattı. Ama bu bir taraftan da iyi yönetilemeyen enfeksiyon hastalıkları süreci yoğun bakımlarda, yoğun bakım ihtiyacına neden oldu. Ama yoğun bakımlarda yatıracak yatak bulamıyorsunuz. Yatak olmasına rağmen. Çünkü yoğun bakım yatakları dolu. Bu konuda ne demek istersin? Evet, yoğun bakım yataklarının doluluğu sayısı az önce ifade ettiğin gibi yeterli. OECD ortalamasına karşılaştığımızda gene orayı sürekli baz alıyoruz. Çünkü orada bir hani en alabileceğimiz baz standart şeyler oradan çıkıyor. Çünkü referans noktaları oradan çıkıyor. Oraya göre oldukça iyi aslında. Ama yoğun bakımın kullanımı, yataklarının kullanımı ile ilgili, oraların yönetimiyle ilgili problemler var. Bunlar çözülmeden, oradaki sorunlar çözülmeyecek sanırım. Çünkü sayı yeterli olmasına rağmen yoğun bakım yataklarını bir şekilde doluluğuna neden olan bir durum da ara yoğun bakım denilen veya palyatif bakım denilen ünitelerin efektif bir şekilde kullanılamaması. Buraların bu hizmet, bu hastalara da, bu kişilere de hizmet verir hale dönmüş durumda yoğun bakım yatakları. Palyatif bakımdan ne anlamamız gerekiyor? Hemen bir yapı söküm yapalım orada da. Palyatif bakım aslında bakım hastaları bunlar. Yani bazı ülkelerde evlerde bile bu kişilerin işte belli hastalığın artık belli evresine gelmiş. Tıbbi olarak sağlık hizmetlerin, sağlık kuruluşlarından çok onunla ilgilenebilecek bir kişinin hizmet verebileceği, hani tedavi açısından çok fazla sağlık kuruluşlarının katkı sunamayacağı ama o kişinin bir şekilde daha konforlu geçirmesini, o zamanı, o sıkıntılı zaman, genelde yaşı ileri veya hastalığı sebebiyle artık terminal döneme, son dönemlerine gelmiş kişilerden bahsediyoruz. Bunların temel ihtiyaçlarını karşılamak, işte beslenmesini bir şekilde temin etmek, temizliğini bir şekilde temin etmekten ibaret olan, kabaca tarif edecek olursak bir bakımın, yoğun bakımlar gibi çok özellikli bir tedavilerin uygulandığı, farklı disiplinlerde, farklı branşlarda yaklaşımlara ihtiyaç duyulan yerleri, yatakları ve çok daha belki yararlı olabilecekleri halde
bu kişilerin yoğun bakımlarda kalmaları nedeniyle, sağlık sisteminin yönetilememesi nedeniyle, yoğun bakım sürecinin yönetilememesi nedeniyle buraların kullanılması yerine yoğun bakımların yataklarının bir şekilde kullanılması sonucuna yol açan bir süreç palyatif bakım. Hı hı. Yani şöyle tabii, hani palyatif bakımda muhtemelen yani hani Sağlık Bakanlığı'nın şöyle yapmasını talep etmek gerekiyor. Evet, evde bakım meselesini geliştirmesi, evde bakım koşullarını oluşturması ve bunun için teknik ekipman diyebileceğimiz şeylerin arttırılıp bunların evlerde tesis edilmesinin sağlanması. Ama yani hani Türkiye'deki sağlık sisteminde şöyle bakıldığında kimse evde hasta bakmak istemiyor. Çünkü evde hasta bakmak demek, orada bir iş yükü beraberinde, yani bunun mesela işte yoksulluk sınırında yaşayan ya da hayatla ilgili, hani hayatını sürdürmekle ilgili sorunlar yaşayan insanlar için inanılmaz bir yük kısmı var. Uğraşmak istemeyen de önemli bir kesim var. Burada devreye tabii ki yoğun bakımlar ve mevcut sağlık sisteminin kendi içinde açtığı işte kısa yollar, kısa hatlar diyebileceğimiz yollar çıkıyor ve insanlar buraları zorluyorlar. Sistem buna göre de yapılandırılmayınca aslında orası tıkanmış oluyor. Tabii sadece palyatif bakım da değil, şimdi elimizde rakamlar da var. Yoğun bakım yataklarının %35'i özel sektörde, %15'i de neredeyse vakıf hastanelerinin, vakıf üniversitesi hastanelerinin elinde. Bu yoğun bakımlarda Sağlık Bakanlığı her ne kadar evet işte yoğun bakım ücretsiz dese de buraya aktarılan, SGK'dan aktarılan kaynaklar yetersiz, tırnak içinde yetersiz olarak tanımlanıyor. Ve bu hastaneler hastalardan ücret talep ediyor. Bunu biliyoruz. Yani hani bunu saklamaya gerek yok. Hastaneler de saklamıyor. Ve aslında Türkiye'deki yoğun bakım yataklarının yarısı ücretli bir şekilde hastalara hizmet veriyor. Tırnak içinde hizmet veriyor diyoruz. Ama ücret almadığında bu hizmeti vermiyor. Şimdi geriye kalan %50 yatağı da senin biraz önce açıkladığın palyatif bakım ve diğer bakım hastalarıyla doldurduğumuzda korkunç bir tıkanma ortaya çıkıyor. Yine ben de istatistiklere bakınca Yoğun Bakım Derneği Başkanı Tuhan Bey'in açıkladığı verilerden birisi de yoğun bakımlarda yaş ortalaması 80 ve üzeri. Ya bu da şey gösteriyor. Yani biz yoğun bakımlarda akut bakım ihtiyacı olan hastaları yatıramıyoruz. Daha çok bakım hastası pozisyondaki hastaları yatırıyoruz. Bunlar için daha farklı yoğun bakım, daha farklı üniteler kurmamız gerekecek gibi görünüyor. Bu iç içe geçmiş sorun. Aslında, özür dilerim. Hı. Aslında bu konuda söylediğin gibi özelleştirmenin de bir rolü var. Yani yatakların yarısı özelin, maddi imkanı olan insanların yararlandığı yataklar. Diğer kısmı kamunun. Hani buradan rakamları değerlendirildiğimizde yatak sayılarını bir kez daha düşünmek lazım, yeterliliğini. Bir de bence burada yerel yönetimlere de iş düşüyor. Yani Türkiye'nin böyle bir sorunu var zaten genel olarak. Her şeyi tek merkezden yönetme, bütün hani politikaları, sağlık hizmetini. Burada da aslında yerel yönetimlerin çok daha büyük rol üstlenmeleri lazım. Tabii bu bir bütçe işi, olanak işi takdir edersin ki. Bunların sağlandığı, yerel yönetimlerin daha güçlü olduğu bir sistemde bence tek merkezden bu problemlerin yönetilmesinden çok daha iyi mesafe kat edilecektir. Bütün sorunların aslında odağında böyle bir problem var. Tek merkezden evet. Meseleleri çözme anlayışı, tek adam yönetimi. Bunun yerine ademi merkeziyetçilik tercih edilse, böyle bir yola girilse, sağlık sisteminde de bunun olumlu yansımalarını göreceğiz. Yoğun bakım meselesinde de öyle. Palyatif bakımlar mesela yerel belediyelerin bence bir de şöyle bir şey var, yani ya, Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Yani Avrupa bunu öteden beri yaşıyor, bu sorunu. Yani genç nüfusumuz giderek azalıyor. Yani bundan önceki yıllara birkaç yıl önce, 10 yıl öncesiyle kıyaslayınca Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını görüyoruz ve bu tür palyatif bakım gibi, işte huzur evleri gibi yerlerin, kurumların hayat içerisinde çok daha önemli ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz ve ileride bunu daha da, bu ihtiyacı daha ağır bir şekilde hissedeceğiz. Dolayısıyla yerel belediyenin önümüzde yerel seçimler var mesela. Bu konuda bence
bir takım işte talepleri olabilir onların. Evet, yani yerel belediyenin evet. talepleri veya onların işte seçim girerken beyannamesinde geçebilir. Bunlar yer almalı bence kesinlikle. Çünkü yaşlanıyoruz ve buna özgü de yeni problemlerle karşı karşıyayız. Artık Avrupa'ya göre halen genç bir nüfusumuz var. Evet, orayla kıyaslayınca ama Türkiye'nin, ülkemizin geçmişiyle kıyaslayınca nüfusumuzun giderek yaşlandığı ve ihtiyaçların da ona göre değiştiğini, uyarlanması gerektiğini düşünüyorum. Şeylerin yani hani bu yerel yönetimler konusunda aslında mesela İstanbul'da ilçe belediyelerinde, büyükşehirinde palyatif bakımla ilgili yani büyük böyle huzurevi ve palyatif bakım üniteleri yok ama evde bakım üniteleri, işte ambulans sisteminde bir takım destek evet, mekanizmaları evet. var. Söylediğin gibi aslında bu da tartışılan şeylerden birisi. Bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, adem merkeziyetçilikte sağlık hizmetlerinin hangi kısmı buraya düşebilir? Bunu işte önümüzdeki programlardan birinde mutlaka konuşalım. Bence hani müstakil bir konu olarak üzerinde tartışmaya değer bir konu. Bu konuyu kapatmadan önce bu birinci basamakta üst solunum yolu, bu RSV, işte rinovirüs ve COVID'e dair bunun yoğunluğuna dair hissettiğin şeyler neler? Yani gerçekten hala yoğunluğumuz devam ediyor mu? Ne kadar boyutu derin, ne kadar uzun sürüyor bu enfeksiyonlar insanları? Bunu da kısaca belirtirsen sonra ikinci gündemimiz olan HPV'ye geçeceğiz. Yoğunluk geçen aya göre, Aralık ayına göre bir nebze azalmış durumda ama halen bir yoğunluk içerisindeyiz ama o böyle artık şeyi aşmış, taşmış artık sağlık merkezlerinden kalabalıkların taştığı tablo, belki de okulların da tatil olması nedeniyle bir nebze azalmış gibi gözüküyor. Zaten bu bizim acillerdeki bu işte yoğun bakımlardaki işte son zamanlardaki krizin görünür hale gelmesine neden olan da olan bir sorundu aslında ama iyice görünür hale gelmesine neden olan da bu geçtiğimiz 1-2 aylık yaşadığımız o tüm dünya ile birlikte, Avrupa ile birlikte ülkemizde de görülen bu üst solunum yolu enfeksiyonu, tabii daha sonra bazıları alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşüyor. Sayılarında, bu sayı, hastalıkların sayılarındaki çok logaritmik artış, çok sayıda hasta başvurusu sonucunda sağlık sistemi bir şekilde sorunlu yerlerinden patlak verdi. Patlak veriyor. Evet. Şimdi HPV konusunu konuşacağız. HPV ile ilgili bir videomuz var. Oradan ilerleyelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen 5 kanser türünden biridir. Her yıl binlerce kadının yaşamını riske atan, rahim ağzı kanserinin önlenmesinin önündeki en önemli koruma yöntemi olan HPV aşısına ulaşmak neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor. Kadınlar burada platformu Sağlık Bakanlığı önünde HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 verilerine göre HPV aşısı 125 ülkede rutin aşı takvimine alınmıştır. Türkiye ise bu ülkelerden biri değildir. HPV aşısının kişilerin medeni halinden, cinsel yaşamından bağımsız olarak rutin aşı programına alınmalı. HPV aşısı herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır. Platform adına açıklamayı okuyan Semiha Tekir, 2020 yılında hayatını kaybeden kadın sayısına dikkat çekti. Resmi rakamlara göre Türkiye'de sadece 2020 yılında 2532 kadın rahim ağzı kanseri tanısı almış ve 1245 kadın kansere bağlı sebeplerle hayatını kaybetmiştir. HPV aşısı rutin aşı programına alınsın, HPV aşısı ücretsiz ve herkes için erişilebilir olsun. Evet, kadınların talebi gibi görünen bir şey ama sadece kadınların talebi değil. Aslında bu aşıyla ilgili talebi her iki cinsiyet içinde yürütmek gerekiyor. Ben başta bunu hani özellikle vurgulamak isterim. Ücretsiz ve erişilebilir olmak bence kritik kelime bu. Bizim de yapı söküm tartışmasında ücretsiz ve erişilebilir vurgumuz her konu için devam edecek. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olmasını savunuyoruz. Bu HPV gibi çok geniş kitleleri etkileyen
bir ne diyeyim risk oluşturan rahim ağzı kanseri için risk oluşturan bir virüsün dolaşımı için de geçerli bir şey. Bunun aşılanması meselesi 2022 yılında Fahrettin Koca'nın buna dair bir cümlesi olmuştu. Evet, bunu rutin aşı programına alacağız demişti. Ama sanırım ücret biraz kabarık geldi hükümete. Bununla ilgili tartışmayı yürütmekten kaçınıyor. Kadın örgütleri başta olmak üzere, sağlık örgütleri de bunun yanında güçlü cümleler kuruyor yüksek sesle. İstanbul Tabip Odası da gündemi burada çok önem belirleyen kuruluşlardan birisi. Hem yoğun bakım meselesi hem de HPV meselesinde ard arda basın açıklamalarıyla bunu gündeme taşıdı. Şimdi HPV ile ilgili birkaç ben de bilgi vermiş olacağım. Yani her yıl yaklaşık 14 milyon insanın HPV ile enfekte olduğu tahmin ediliyor ve bir insan ömrü boyunca %80 olasılıkla HPV virüsüyle karşılaşıyor. Şimdi aşıda iki trik nokta var. Bir 14 yaşına kadar yani 9-14 yaş aralığında aşılanmayla çok daha yani en azından 2 dozla kurtarabileceğimiz bir durumken 15 yaşından sonra 3 doz aşılama yapılması gerekiyor. Belli bir yaşta sonra kadınlar için bir tarama testi yapıp HPV ile ilgili en azından enfekte olup olmadığını saptanması gerekiyor. Bu 35 yaşına kadar olan kadınlarda en az bir kere 45 yaşından da bir kez tekrarlanmak üzere iki kez ya da üç kez HPV konusunda bir taramanın olması gerekiyor. Bu önemli bir şey. Peki niye gündeme bu kadar geldi? Onu da hatırlatmış olalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030'a kadar bir hedefi var. Burada en azından HPV'yi kontrol altına alacak adımları atmak. Gelişmiş ülkelerde HPV aşısı rutin aşılama programında ve ücretsiz yapılıyor. Ülkemizde ise parası olanın yaptırdığı, niyeti olan ve parası cebinde olanın yaptırdığı bir aşı pozisyonda. En son maliyette 6500 liralarda. Ne demek istersin? Yani bir birinci basamak hekim olarak HPV ile ilgili hani süreçlerde ve aşılama takviminin girmesi, aşılama takvimine girmesiyle ilgili. Şimdi HPV aşısı ile ilgili aslında sürdürülen yoğun bir mücadele oldu. Yani gerek sağlık örgütleri gerek kadın örgütleri yıllardır bu aşının aşı takvimine alınmasıyla ilgili ulusal aşı takvimine alınmasıyla ilgili çabalar sarf ettiler ve nihayetinde dediğin gibi geçen sene Fahrettin Koca bu baskılar, bu haklı talepler karşısında duramadı ve HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınması ile ilgili bir hazırlıklarının olduğunu deklare etti kamuoyuna. Ve o günden beri bekliyoruz. Yani 2022 Kasım ve üzerinden bir yıl aşkın zaman geçtiği halde bir şey yok, bir icraat göremedik. HPV aşısı kanser, kadın kanserlerinde 4. sırada dünyada serviks kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri. Bunu %70 oranında önleyen bir aşı. Tarama programıyla yapılınca birlikte bu çok daha yukarılara çıkıyor. Dünyada birçok ülkede yapılıyor. 100'ü aşkın ülkede yapılıyor zaten. Ücretsiz aşı takviminde var. Bizim aşı takvimimizde 13 adet aşı var. Aslında çok kötü durumda değiliz aşı takvimi, aşı seçenekleri konusunda, çeşitli konusunda ama çok temel eksiklerden bir tanesi HPV aşılamasıydı. Bir de rotavirüs ve menenjit aşısının bir tipiyle ilgili bir eksikliğimiz var takvimde. Hani gelişmiş işte ülkelerle kıyaslandığında. Ama en aciliyeti olan bence bu HPV aşısı ve bunda da bir adım atıldığını zannederken halen bekliyoruz ama bu beklenecek bir süre değil. Çünkü yani eğer enfekte olunduğunda ölüme kadar gidebilen bir hastalığın sebebi bu HPV virüsü ve baktığımızda HPV virüsünden kaynaklı rahim ağzı kanseri olan kadınların çoğu da yoksul ülkelerden olduğunu veriyor, istatistikler bize gösteriyor. Ve az önce ifade ettiğin gibi şu anki maliyeti 2 doz aşının 6500 lira. Yani bu ülke için, bu ülkedeki ekonomik koşullar, satın alma gücü düşündüğünde kaç aile bunu verebilir?
Yani o yüzden çok mümkün değil ama şimdi sen söyleyince tabii yoksul ülkelerde oluyor. Ama yoksul ülkeler zaten rahim ağzı kanseri olduğunda da o hastayı tedavi edebilen ülkeler olmuyor. Yani o da bir yük bindiriyor. Evet, etkinlik aslında ölüme mahkum ediyorsun. Evet, yani, etkinlik hani, özür dilerim. Etkinlik maliyet bir de hesabı yapılıyor bu tür işlerde. Hani birazcık insani açıdan bakınca rahatsız ediyor insanı ama bu tür politikalar, bu tür uygulamalarda da bu da hesaba katılan bir şey. Aslında kansere yol açtığında o kanserden kansere yakalanmış kişinin tedavisi ve sonraki süreçlerin maliyeti düşündüğünde HPV aşısının maliyeti yanında belki de daha etkin maliyetli bir şey olacak. Tabii daha da önemlisi bir sürü kadının hayatı kurtulmuş olacak. Peki yani burada hani bu cinsiyet politikalarıyla da iç içe giren bir şey. Hani burada erkek çocuklarına yapılması meselesi biraz ıskalanıyor. Aslında bazı yani ülkelerde kadın, yapılıyor. Evet, kadın sorunu gibi algılanıyor. Tabii ki hani bunu dile getirmek konusunda ilk elden kadınların cümle kurması önemli ama sağlık kuruluşlarının erkek çocuklarının da bu konuda aşı takvimine alınması ile ilgili talebi daha yüksek seslendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle zaten bazı ülkeler erkekleri de aşı takvimine almışlar. Çünkü bir şekilde erkeklere bulaşınca bu sefer kadınlara da bulaşıyor. Gene rahim ağzı kanserinin giden süreci bir şekilde önlememiş, önüne geçmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da tabii öncelikle belki kadınlara, kız çocuklarına yapılması ama bunun düzgün bir şekilde yapan bu işleri, sağlık hizmetlerini nitelikli yapan ülkelerde erkeklerin de programa dahil edildiğini görüyoruz bu işi önemseyen ülkelerde. Çok kıymetli. Tabii bu aşı meselesinde yani hani bir şeyin aşı takvimine girmesini talep etmek özellikle son yıllarda gelişen bu aşı ile ilgili kafa karışıklığı, aşı reddine varabilecek işte söylemlerin gelişmesi ki işte ana akım medyada bu HPV aşısı ile ilgili de çok bilinen simalar, olumsuz açıklamalar yaptı ve aslında hani öyle alkışlanan da bir tarafı oldu. Aşı reddi, aşı tereddütü yani hani düzeyine göre böyle tanımlamalar yapıyoruz ya. Bunun da derinliği mesela HPV ile yeniden tanımlandı gibi görünüyor. Bu konuda ne dersin? Yani hani birinci basamakta mesela sizler sonuçta birebir aşıyla uğraşıyorsunuz. Çok haklısın. Yani az önce bahsettiğin kişi Covid'de de kelle paça önermişti tedavi ve evet, önleme olarak. Başka birisi de aynı gene tornadan çıkmış. Diğeri de işte Türklere Covid bulaşmaz diye ekranlarda boy göstermişti. Bunlar henüz hafızamızda tazeliğini koruyorken birden şimdi aynı familyadan bir kişi bu sefer HPV aşısıyla ilgili ileri geri kendi uzmanlık alanı hiç değil. Söyledikleri evet, zaten hiçbir veriye dayanmayan şeyler. Ve bunların da tabii biz sahada vatandaş üzerine yansımalarını görüyoruz maalesef. Çok izlenen insanlar. Çünkü bu tür işte tırnak içinde ezber bozan, kendilerince açıklamalar yapıp bunların ne kadar ilgi gördüğünü, ne kadar dikkat çektiğini farkındalar bu kişiler. Böylelikle o şöhret denilen şey, ilgi denilen şeyi sağlamaya çalışıyorlar. Ama bunun maliyeti bize çok ağır oluyor gerçekten. Öyle hafif senip geçilecek bir konu değil. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın, kamu otoritesinin bir el atması lazım. Yani biz tabip odası olarak, meslek odası olarak bu kişilere ceza veriyoruz meslekten ben ama bir şekilde yargısal süreçlerden sonra mesela bir tanesinde ifade özgürlüğü dedi, korkunç bir karara imza attı ve bunun önünü açan bir süreç daha yaşanmış oldu. Mesela aşı reddiyle ilgili biz hiç olmadığı kadar fazla red görmeye başladık. Bu Covid sürecinin de tabii Covid aşılarının da yaşanan tartışmaların da etkisi. Az önce bahsettiğimiz şahsiyetlerin yaptığı açıklamaların etkisi ile ve üstüne üstelik tabii maalesef talihsiz açıklamalar oldu Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın. Aşı baronlarının oyunları gibisinden böyle komplo teorilerinin kullandığı cümlelerle
bu güvensizlik ortamını besleyen açıklamalar oldu ve biz bunu vatandaş üzerinde etkilerini çok gözlemliyoruz. Yani en son bizim mesela aşırı reddeden aile sayısı 25 bindi ama bu rakam belki üzerinden 10 yıl geçti. Yeni bir rakam araştırmasına gidilirse bunun çok çok üzerine çıktığını biz gözlemliyoruz. Yani rakam veremeyiz buradan ama bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın veri sistemiyle ortaya konulacak bir şey. Onlar da açıklamıyorlar. Onlar da açıklamıyorlar. Bence evet, o çok ortada vahim bir tablo var. Türkiye'de aşıya güven gerçekten çok yukarılarda. Yani Avrupa'da mesela bu sorun çok daha önceki yıllardan itibaren yaşanan bir sorunken aşıya güven konusu. Çünkü aşıya güvensizlik, aşı reddini yaratan koşullar çok çok farklı parametreler sonucu oluşuyor. Yani sadece dini nedenler değil, işte bir sürü neden var ve bunların sonucunda Avrupa'da bu tartışma çok daha erken yaşanırken bizde aşıya karşı güven çok yukarılardayken onlara göre bu güvenin erozyona uğradığını tanıklık ediyoruz. Maalesef bunu tesis etmek, bunu yeniden kurmak, eski haline evet, getirmek, kurmak çok kolay bir iş değil. Bunu başarmıştı Türkiye sağlık politikalarıyla, geçmişte aşıyla ilgili yaptığı gerçekten kampanyalarla çok güzel politikalarla ve elde ettiği başarılarla. Bu güven giderek azaldığına şahitlik ediyoruz. Biz ne kadar elimizden geldiğince aksi yönde, yani aşıya güvenin sağlamak adına çalışmalar yürütsek de bu konu bir şekilde bu sorun giderek yakıcılığını arttırıyor. Bizim gözlemimiz bu yönde. Yani bu özellikle çocukluk dönemi ateşli hastalıklarla ilgili komplikasyon, yani bir yağın vücutta oluşturabileceği bu ateş hastalıkların kalıcı hasarları dikkate aldığımızda, ölüm oranlarını dikkate aldığımızda çok vahim bir sorun ve çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Yani şu popüler kültür meselesinin içinde yer alan meslektaşlarımız, ki şeyi vurgulaman çok önemli bence, izleyicilerimiz de bunu bilsin. İstanbul Tabip Odası'nın da hani bu konuda epeyce çıkmış cezası var. Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu'nda bunlara çıkardığı cezalar var, meslekten men cezaları. Bunlar bilinmiyor kamuoyu tarafından ama bunlar mesleki olarak çok eleştiri alan şahsiyetler. Ancak biraz ana akım medyanın üzerinden reyting şeyleri, hesapları yaptığı kişilere dönüştürülmüş durumda. Sağlığımızı oynamayalım. Yani sağlık çok kıymetli, sağlığımızı kaybetmeyelim, sağlığımızı oynamayalım diyorum. İlk program için yeterli zannedersem, çok yoğun iki gündemi aldık. Yapı söküm meselesi çok derinlere kadar inebilir. O derinlere kadar da ineceğiz diye düşünüyorum. Teşekkürler, sağlıkla kalın, yapı sökümle kalın.